Efendim şimdi bir önemli başlık açacağız. Çok değerli bir konuğumla. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Tatar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ediyorum sizler değilsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hem Türkiye'de engelli tanımı hem engellilerin günlük hayatı ve çalışma hayatına tabii katılımlarının artırılması e, önemli. E, hem de vakfın çok e, çalışmaları var bu anlamda. Etek yemeğe bürünen çalışmaları hayata henüz geçmemiş ama e, toplumumuza çok fayda Gazcak e, vizyoner bir duruşu da var ve en önemlisi en önemli çalışmalardan biri protez sağlama üstüne konuşacağız Sayın Yaşar Tatar'la. Ve bakın engelli tanımı özürlü evet. kanuna göre şöyle yapılmakta. Şu bilgiyi verdikten sonra sözü size bırakacağım. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duysal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerin karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi. Biraz uzun oldu ama siz bu tanımdan memnun musunuz? Ne dersiniz? Doğru mu ifade ettim? Fiziksel engelli kavramından başlarsak neler söylersiniz? Evet aslında Türkiye'nin tartıştığı, dünyanın da tartıştığı Hı. bir kavram bu. Ee, engelli kelimesi ile özürlü kelimesinin Hı. eş olup olmamasından çıkan bir durum. Ee, kişinin bir hastalığı, bir yaralanması, bir sakatlığı, bir özürü olabilir. Ama bunun engel olmasını engellememiz gerekiyor. Bizim toplum olarak ya da kurumlar olarak yapmamız gereken bu. Ben gözlük takıyorum, benim bir özürüm var. Ama ben hmm. gözlüğü taktığım anda görebiliyorsam bu konudaki engelim gidermiştir. Bir de engel tabii tek başına bir konuya yönelik engel ya da genel anlamıyla engelli kavramını kullanmak da çok doğru değil. Sizin hangi konuda engellendiğiniz esastır. Hmm. Bazen ...sadece ve sadece eğitimde engellenirsiniz. Ee, yani bu farklı zamanlarda Türkiye'de farklı şekilde de yaşandı. Ee, bu da bir engelliliktir. Engellilik sadece fiziksel yetersizliğinizin ya da zihinsel yetersizliğinin olması değil. Sizin herhangi bir konuda bir benzerlerinizin, akranlarınızın... Hı. ...size benzer olan insanların yapabildiklerinizi yapmanıza bir engel var mı? Buna bakmak lazım. Onun engelliği değerlendirmek lazım. Aksi takdirde bütün toplumu bir şekilde engelli statüsüne koyabiliriz. Yapabildiklerimiz üzerine de değerlendirmek lazım. Tabii tanımlar resmi tanımlar olduğu için hmm. bazı şeyleri içermek zorunda hmm. ee, ki hmm. ayrım yapabilsin. Hukuk evet. karşımıza çıkıyor çünkü bir takım evet. haklar geliyor. Onların da istismar edilmesini engellemek evet, için. Evet ee, siz konuşurken aklıma şu cümle geldi. Bir yerde okumuştum ama hatırlamıyorum. Bir ülkenin kalkınmışlığı sokakta çok fazla engel yani Engelli görmenizle doğru orantılıdır. Kaldırımları, doğru. şehirleşmesi, metroda, tramvayda, her yerde engellilere sağlanan ergonomik bir yaşam stili varsa işte orası gelişmiştir. Yani bir ülkede çok fazla engelli görüyorsanız o ülke gelişmiştir. Doğru mu? Ee, bir kere tabii kesinlikle doğru sokakta engelliyi görmek esas. Ama engelli oluşturmuyorsanız o daha bir şey. Ee, tabii tabii değil. bir başka bir açısından. Espri olsun evet. diye. Tabii ki tabii ki <laughs> yani tabii. kaldırımlarınız eğer sizin bırakın engelli, bebek arabalı bir annenin Hı. ya da belli yaşın üzerinde bastonla yürüyen bir insanın yürümesine engel oluşturulacak şekilde tasarlanıyorsa Hı. ya da biz park etmeye devam ediyorsak kaldırımlarımıza Hı. o zaman zaten bizim gelişmişliğimizi konuşmamız çok zor. Bu bir süreç, kolay olmuyor. Türkiye bu süreci 90'lardan sonra daha hızlı toparlamaya çalıştı ama maalesef engel üreten bir toplumuz. Savaşların, terörün ortasında yaşıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. E, sağlıkla ilgili de sıkıntılarımız çok, e, engelli sayımızın azaltılması çok zor ama Hı -hı. en azından engellenmesini engelleyebiliriz. İnsanların bir yerlere erişebilmesini, her şeyi yapabilmesini. Çocuklarımızı gördüğünüz olimpiyatlarda bizim engeli olmayan, o da kavramda da biraz karışık, e, paralimpiklerde yarışmayan gruptan Hı -hı. çok daha fazla madalya alarak geldiler. Demek ki fırsat verilirse çok daha iyisini yapabilecek durumda. Bu çocukları engelli görmek de yanlış, özürlü görmek de yanlış. Evet bir sorun var. Biz o sorunu çözmek için burada olmalıyız hepimiz için. Şahane, evet. Çok rağmencilerdi hakikaten. E, fakir aile çocukları daha başarılı olur diye bir inanç vardır ya aslında buna benziyor değil mi? Yani direnerek hayata başlıyorsun. E, bir direniş gibi yaşıyorsun adeta. Şimdi e, engellerin hayata daha fazla katılmasını sağlamak için neler yapılabilir? Sizin projeleriniz bu anlamda neler? Tabii e, yapılacak şeyin sınırı yok. yok Önünde gördüğünüz, yolda gördüğünüz her konu sizin için... Adımınızı atmanıza engel olan her şey engelli için 10 kat daha önemlidir. Ya, ya da ortada rastladığınız bir direk sadece bununla bakmamak lazım. Elektrik prizlerinin binadaki yerleşiminden başlayarak kapı çıkışlarındaki kapı kollarının erişilebilirliğine ya da dışa ya da içeriye açılması dahil olmak üzere onlarca unsuru var. Yani bir hastaneye gittiğinizde belki bu sorun kısmen çözülmüş durumda ama binalarımızda halen daha e, sağlıklı ya da sağlık sorunu olmayan insanların bile açabileceği kapılar yok. Çoğu kapı hmm. bir şekilde sizin yüksek kuvvetle itmeniz ya da çekmeniz esasına dayalı. O binada oturan bir engelli, tekerlek sandalye ya. kullanan birinin ya da görme engelli birinin o binadan çıkabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle bunları çözmemiz gerekiyor. Hmm. Tabii biz her şeye yetişemeyiz ama vakıf olarak... Ee, birçok konuda aktif olarak görev alıyoruz. Özellikle bizim yoğun e, faaliyet gösterdiğimiz Sportif Beceri Koordinasyon Projesi diye Hı -hı. adlandırdığımız bir Avrupa Birliği destekli birkaç Avrupa Birliği proje desteği almış projemiz var. Bu Hı -hı. İstanbul'da ve Gaziantep'te e, yaklaşık 15 yıldır sürmekte. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyelerin desteğiyle sürmekte. Burada çocuklara bireysel egzersiz programı yapılıyor. Bu bir e, Spor ya da antrenman gibi topluca egzersiz yapma değil, tamamen bir muayene, hekim, hmm. fizyoterapist ve spor uzmanlarından oluşan bir muayeneden sonra her eğitmen bir çocuğu eğitecek şekilde hmm. bir program alınıyor. Bunun içerisinde tıbbi bir takım testler, EMG testi, yürüme analizleri yapılıyor hmm. ve bu çocuklara bir program veriliyor. 3 ayda bir denetlenip. Hmm. Yeni bir hale getiriliyor. Bu bizim en önemli projemiz. Adapte olmalarını sağlıyor. Evet. Çok önemli bir süreç evet. bu. Hakikaten evet. bu imkandan faydalanmak isteyen aileler varsa evlatlarıyla ilgili size ulaşabilirler. Tabii Değil ki fiziksel vakfın? engeller vakfı Gaziantep, İstanbul evet. temsilciliklerinden randevu alabilir. Herhangi bir ücret yok. Bizim vakfın temel çalışma prensibinde... Bir beden, evet. Hiçbir <laughs> şekilde e, herhangi bir ödeme Hı -hı. sistemi işletilmiyor bu çalışanlar için yani Hı -hı. profesyoneller dışında yönetim kadroları için de geçerli tamamen gönüllü bir hizmet yürüyor. Bu bizim 15 yıl aşkın süredir süren sanat projelerimizin yanında en önemli e, projemiz ve gerçekten çok fayda elde ettiğimiz bir projemiz. Şahanesiniz. İnşallah ama daha önemli projemiz Hatay. Ah anasınız sonra. Evet. Hatay e, aslında hı. benim hayalim. Depremden sonra biz hemen aksiyon aldık. Hı hı. İlk haftalarda deprem bölgesine jeneratör ve de benzeri işte, hı hı. E, tıbbi yardımlarla noktasal yardımlarla bu işi yürüttük. Fakat e, benim e, mesleki olarak da uğraşım budur. Ben 99 depreminden hemen önce Fiziksel Engeller Vakfı olarak bir protez merkezi kurmuştum. 99 depreminde de, evet bizim evet. İstanbul depreminde de Aa. E, bir protez merkezi Marmara Üniversitesi içerisinde kurdum. Avrupa Birliği fonlarıyla. Hı hı. 2015 yılına kadar bu ayaktaydı. 2015 yılında idari sebeple kapatıldı. 2016 yılında hı hı. Suriye Savaşı başlayınca Türkiye ve Suriye'de 5 tane protez merkezi kurdum. Dolayısıyla 2023'e kadar bizim depremimize kadar bu devam etti. 2023 depreminde şunu gördüm. Hı hı. Bizim depremzedelerimize her şey geldi. İnanılmaz bir dayanışmaydı. Herkes her şeyi gönderdi. Bir şey gitmedi, sürdürebilirlik. Ay hocam çok güzel tanımlıyorsunuz. Hakikaten kendinizi evet. vakfetmişsiniz etmişsiniz siz bu işi Bir şahsi mesele edinmişsiniz. Biraz bir kere. öyle oldu galiba. Onu Biraz fark öyle ettim. Oldu. Biraz öyle oldu. Çünkü hı hı. E, önemsemezseniz maalesef e, sadece volanter yapılabilir ama bunu sürdürebilirliği sağlamanız için e, bir de hafızayı taşımanız gerekiyor. Hı. Esas olan bu. Biz hafızayı taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız işte aynı işi sürdürerek birazcık da belki bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, birikimleriniz mesela bir deprem Türkiye, hekim ben aynı zamanda biliyorsunuz, şunu öğrettik, bası yaraları ya da kravç yaraları deprem altında kalıp oluşan basılar vardı. Bu yaralanmalardan sonra eskiden bir şekilde kurtarılmaya çalışılıyordu. Sonra bir baktık ki böbrekler gidiyor. Çünkü orada protein artı vesaire bir sürü sorun var ve bu tür yaralanmalarda amputasyonun şeklini değiştirmeyi ortopedistlerimiz öğrendiler. Bu depreme de çoğu transfer etti bu bilgiyi. Dolayısıyla sürdürebildik bu açıdan gerekli. 99 depreminde yaptığımız çoğu tıbbi eksikliği burada yapmamaya çalıştık. Hmm. Çok büyük bir deprem olmasına rağmen bunu gördükten sonra biz Hatay'da kendi protez merkezimizi ve sadece protez merkezi bir yaşam merkezi kuralım dedik. Bu yaşam merkezi mantığı şunu içeriyor: bir protez takılmalı. Evet. Hmm. Protez takıldıktan sonra bir rehabilitasyon süreci olmalı. Bunun için rehabilitasyon üniteleri yanında olmalı. Hı hı. Sanal rehabilitasyon artık zevkli hale getirmiş durumda. Yani çocuklar hı hı. sadece bacağını bir fizyoterapistin bacağını kaldır indir demesiyle hı. yapmak istemiyorlar. Oyun oynarken rehabilit olmak istiyorlar. Hı. Bunu sanal bir takım ekipmanlarla, çok ciddi ekipmanlarla bunlar yapay zekanın da içinde olduğu, oluyor. öğrenmeye yapay zekanın öğrenmesine de dayalı ekipmanlarla yürütelim dedik. Hemen yanında sportif rehabilitasyonumuzu gene koyduk. Hı -hı. Ama en önemlisi benim önemsediğim ve üzerine durduğum şey deprem bölgesini gördünüz. Burada insanlar halen e, konteynerlarda yaşıyor. Türk devleti çok büyük çalışma yaptı Hı -hı. orada. İnanılmaz Hatay'ın bir e, parantez açayım. inanılmaz bir valisi var. Yani ben kendisini tanıdığım en ciddi, en iyi çalışan valilerden biri Mustafa Bey Mustafa Masat. Selam olsun. E, Mustafa Bey e, binaların çoğunu yapmaya başladı ama o rakamı sizin birkaç yılda bitirebilmeniz mümkün değil. İnsanlar konteynerlerde yaşıyorlar. Hmm. Konteynerde yaşayan bir engellinin hmm. banyo yapması çok zor. Bir engelli kadının kendi ihtiyaçlarını gidermesi çok zor. O yüzden biz o ünite içerisine bir kadın hamamı, kadının çocuğunu yıkayabileceği, engelli çocuğunu yıkayacağı ayrıca küçük hamamlar, hmm. kadınlara özel kuaför, kadınlara özel kafe koyduk. O bölgeyi tamamen kadınlara ayırdık. Engelli kadın ya da engelli çocuğu olan kadına pozitif ayrımcılık olsun diye o kısımda anne çocuk protez için ya da rehabilitasyon için içerideyken anne o bölgede istediği gibi zaman geçirecek. Çok güzel. Bu arada size şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin dört bir tarafı da protez ihtiyacı olan biri size nasıl başvuracak? Nasıl bir prosedürü var? Ne yapması lazım? Bu projede sadece deprem bölgesinde, deprem zede statüsünü almış kişilere yardımcı olacağız. Tamam. Oluyoruz. O bölge için sormuş olalım. Fiziksel Engeller Vakfı'nın Hmm. zaten web sitesine girerek bunu görebiliyorlar. Tamam. Online başvuru da bugünlerde tamam. başlayacak. Çünkü ilk deneme e, muayenesini dün yaptık. İlk evet. defa ilk defa dün deneme muayenesini yaptık. Programımız çok bereketlidir. İnşallah Kesinlikle. işleriniz böyle su gibi aksın. Her şeyi halledin. Kesinlikle. İlk deneme muayenelerini dün yaptık. 10 hmm. kişinin muayenesini yapıp protezlerine tamam. başladık. Bu Delik derek vakfa başvuru yapacaklar. Tamam. Eğer depremzede oldukları, depremde bacaklarını kaybetmeleri önemli değil. Depremden Hı. önce de kaybetmiş olabilir. Ama önemli olan depremzede statüsüne sahip olsun. O bölgede yaşaması ve oraya kayıtlı olması. Evet. Tamam. Yani e, biz bunları bedelsiz olarak e, bu protezi temin edeceğiz. Rehabilitasyonlarını yapıp evlerine göndereceğiz. Harika. E, bu gerçekten dünyada çok gelişmiş ülkelerde bile olmayan bir imkan. Kesinlikle. Sizi sizi gerçekten hem müteşekkirim. Hepimiz bir engelli adayız çünkü değil mi baktığınızda? Saniyeler sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla müteşekkirim dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bile daha gelişmiş bir hizmete imza attığınız için. Bu konuda emin olabilirsiniz. Dün de hep e, tevazu gösterdik biz bugüne kadar vakfolarla. Göstermeyin. Olarak da. Bu konuda tevazu göstermiyoruz. Yok. Diyoruz ki biz e, eşi olmayan bir sistem kurduk evet. ve bu yaşayacak. Ama dediğim gibi şehrin üniversitenin valiliğin katkıları olmasaydı hayata geçmezdi. Kolaylaştırdılar değil mi? Işinizi? Her şeyi onlar bir bakıma bizim adımıza yaptılar. Çünkü böyle bir hizmet bekliyorlardı. Çoğu şeyi vali bey kendisi temin ediyor. Ve biz bazen diyoruz ki ya çok fazla mı oldu acaba vali beyden çok bir şey istedik ama sağ olsun sağlıyorlar. Büyük bir hizmette bulunuyorsunuz. Bu arada son bir dakikam eklemek istediğiniz, çağrı yapmak istediğiniz. Belki hatırlatmak istediğiniz bir mesajınız varsa onu alalım. Şöyle dediğim gibi depremde biz her şeyi yaptık ama protest konusunda Maalesef Türkiye sınıfta kaldı. Bizim yüzlerce protez firmamız var. Bir kısmı hmm. çok iyi niyetle bedelsiz protez yaptıran haklarını vermek hmm. lazım. Ama Türkiye'deki protez firmaları, dernekleri ayağa kalkıp biz bölgedeki her bir firma hmm. iki kişinin, çok değil sadece iki kişinin protezini bed, bila bedel hiçbir şekilde kamudan hmm. destek almadan yapacağız deseydi Emin olun ki bir kişi bile protestsiz kalmazdı çünkü sayısı çok fazla protest firmaların. Japonya bize yardım gönderirken biz bu konuda sınıfta kaldık. Ama çok iyi yapan gerçekten Ankara'da İstanbul'da bazı firmalar var bedelsiz olarak bu hizmeti verdiler hı hı. şüphesiz. biz ee, kendi yaralarımızı kendimiz Kalbimiz sarmamız lazım. Komşuzsuzluksuz böyle derken biz şeydik hani komşusu açken tok yatan bizden değildi düsturuyla yaşayan bir millet. bacağı mi yok biz? ama biz para kazanmaya çalıştık bir dönem. Herkes için geçerli değil. Çok Hataya iyi düşmüşüz. destek veren, çok iyi destek veren birkaç firma ama sayı çok azdı. Ee, bence büyük kuruluşlar ya da küçük de olsa fark etmez herkes burada olmalıydı. Çünkü protez yüksek maliyet. sonra olur. Olacaklardır inanıyorum. Yani çok iyi niyetli firmalar var, çok iyi niyetli kuruluşlar var. Eee buyursunlar gelsinler bizim merkezlerimizde kullanabilirler. Ya. Biz koca bir coğrafya vicdan ve direniş olduk yahu Türkiye Cumhuriyeti olarak. Evet. Yani bunu mu yapamayacağız kendi Kesinlikle. içinde Kesinlikle. Kesinlikle. gerçekten e, hizmetiniz için ben çok duygulanarak dinledim sizi. Büyük bir hizmet her şeyden öte. Ee, kıymetlisiniz. Çok İnşallah biz de programımızda elimizden geldiğince daha da fazla yer vereceğiz. Son bir cümleniz varsa onu da alabilirim efendim. Engelli olmak sorun değil. Bizim engellileri kaldırmakla ilgili düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki engelliliği engellemek önemli ama engellilerin önündeki ya da sağlık sorunları olan herkesin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Çok zor değil. Türkiye için büyük bir büyük bir bedel de yok bu konuda. Tamam. Yeter ki niyet olsun. Birkaç kişi gönüllü olarak bu işe girse bile bazen çok şey değişebiliyor. Çok şey değişir. Sokratın bir e, deniz yıldızını alıp atması gibi evet. bir deniz yıldızı kurtuldu bile der. Hocam gerçekten çok güzel bir katılım, çok değerli bir katılım gerçekleştirdiniz. Fiziksel engeller Vakfı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Tatar kıymetli bir çağrıda bulundu. İnşallah insanlar teşne olsun. Hani iyilik yap denize at, kimse görmesine ben katılmıyorum. İyilik yap ve göster teşne olsun. Herkes o iyiliği yapmak istesin. Kötülüğü neden konuşalım? İyiliği konuşalım. Güzelliği konuşalım. Herkes buna katılım sağlama gayretinde olsun. Dolayısıyla. Hocamıza teşekkür ediyoruz.